size harika bir masal anlatacağım. Masalımızın ismi Açgözlü Fare Masalı. Ama tabii biliyorsunuz her masaldan aslında çıkarmamız gereken ne oluyor? Güzel bir ders oluyor. Şimdi ben size masalı bittikten sonra tamam soracağım size. Bir saniye. Söyle. Baba. Yemesin o yemesin. Ama şimdi bakın, masal bittikten sonra ben size soracağım, tamam mı? Bu masaldan hangi dersi çıkarttık diye soracağız. Şimdi gidelim Açgözlü Fare Masalına. Bir zamanlar açgözlü bir fare varmış. Açgözlü fare bir gün yemek aramaya çıkmış. Ama havalar soğuk olduğu için aramış ne yapmış? Bir türlü yemek bulamamış bir türlü. Evet, şimdi çocuklar, fare günlerce yeme bulamayıp bir deve bir kemik kalmış. Bir de bakın Akifçe, şimdi açgözlü fare gide gide bir çiftliğin... Baba, fare ne yesin biliyor musun? Ne yesin? Baba, tekrardan taş yesin. Baba, umarım taş yemez kardeş taş ya. Güzel bak. Bir de oğlum bak, açgözlü fare gide gide bir çiftliğin bahçesine girmiş. Etrafta didik didik yemek aramış. Ama bir türlü yemek bulamamış bir türlü. Sonra... Gitsin sonra... bizim köye gitsin yeme, acı biber yesin. Ha o değil aslında. Ne yapsın? Bizim köye gitsin, acı biber yesin. Ama o zaman ağzı yanar o zaman. Bana ne yapsın, karışıyor. Güzel. Sonra, çocuklar, sonra nihayet bir... Sepetin içindeki mısırın kokusunu almış. Sepette mısır olduğunu tamam arkadaşlar hissetmiş. Mısırın kokusunu almış sepetten. Sonra sepeti devirmek tamam istemiş. Çünkü niye? Sepeti eğer devirdiği zaman ne yapacak? Oradaki mısırları yenilmiş. Ama sepeti arkadaşlar devirmek istemiş, devirememiş. Üzerine çıkmak istemiş, çıkamamış. Sonra sepetin içine nasıl çıktı? Daha fazla... Karınca değil ki. Güzel. Değil mi oğlum? Ne yapmış onun? Sepetten çıkamamış sepetin üstüne. Ama sonuçta karnı aç olduğu için sepetin içindeki mısırları bir türlü değil mi? Yiyememiş. En son, Akifçim, en son sepetin içinde oğlum bak tamam sepetin tam ve dışında ufak bir delik görmüş. Delik hemen ne yapmış? Deliğin içinden sepetin içine girmiş. Bakmış ki böyle arkadaşlar mısır böyle her taraf mısır. Bir de şu anda karnı aç ya. Yemiş tam böyle. Tıka basa yemiş. Şişik olmuş. Çok güzel. Arkadaşlar bakın ne yapıyor musunuz? Tıka basa yemiş ben böyle abur cubur yemiş böyle. Sonra baba, şişmiş böyle. Hepsini yemiş. Kadınlara yemek bırakmamış. Değil mi? Kimseye yemek bırakmamış. Ama şimdi bakın aslında oradaki olay ne biliyor musunuz? Bu sefer çok fazla şiştiği için bu sefer sepetten dışarıya çıkamamış. Niye? Niye biliyor musunuz? Çünkü hani en baştan ufak değil mi en baştan? En baştan böyle küçüktü. Çok böyle cılızdı. Ufacık değil mi? Delikten sepete girebiliyordu. Ama sepete girince böyle açgözlülükten ne yapmış? Çok abartı yemiş böyle. Şişmiş. Bu sefer sepetten çıkamamış. Bakmış yukarı da tırmanamamış. Sepeti mesela düşürüp içinden de çıkmak istemiş ama bir türlü çıkamadı. Sonra artık böyle oradan bağırmaya, çağırmaya başlamış böyle. Sonra sepetin yanına bir tane fare yanaşmış. Demiş ki, fare kardeş beni buradan kurtarır mısın? Fare bir türlü onu oradan kurtarmaya yöntem bulamamış. Demiş ki, sen burada nasıl girdiysen öyle çık demiş. Yani nasıl en baştan? Değil mi? Zayıf en başta. Evet. Bir de şimdi bakın çocuklar. Şimdi buradaki aslında ana temayı... Baba bir şey diyorum. Her yerde değil. Sepetlerde biraz küçük delikler var ya oradan giriyor. Evet. Oradan girebiliyor. Ama şimdi bakın. Bu aslında hikayenin aslında bu aslında masalın ana özeti ne sence Bera? Açgözlü olmamak gerekiyor. Doğru mu? Yani kanaatkar olmak gerekiyor. Yani açgözlü olduğumuz zaman başımıza istemediğimiz hadiseler değil mi gelebiliyor?